Her atıcı lotery fonundan gelen bir bağış sayesinde arşivdeki 52 bin parça dijitalleştirilerek online ortama aktarılacak. Seçtiğimiz 52 sanatçı, Birleşik Krallığın değişik yerlerinde doğmuş, büyümüş, kimisi de hayatının belli bir zamanında sanat eseri üretmek için orada çalışmış. Ben özellikle Sutherland'i çok beğeniyorum. Ayrıca sanat eserlerinin yanında karalama defterlerinin dijital hallerini sergileyecek olmamızın çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Graham Sutherland, 1930'larda İngiliz resminin umudu olarak görülmüş. 1940'lar ve İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin en başarılı ve en ünlü yaşayan ressamı olmuş ve 1970'lerdeki vefatına kadar da İngiliz sanatında önemli bir figür olarak kalmıştır. Sutherland'ın karalama defterinden oluşan bu koleksiyon, sanatçının arşivdeki en önemli çalışma malzemeleri arasındadır. Sutherland'ın çizimlerinde izlerine rastladığımız Güney Galler'e, özellikle de Pembrokeshire'ın körfezlerine olan ilgisinin altını çizmeden de geçemeyeceğim. Tate'e geldiğim ilk yıllar olan 1990'ların sonlarında Sutherland'ın eserlerini kataloglamış ve karalama defterlerine göz atmıştım. Ama defterlerin dijitalleşmesi sayesinde web sitesinde sadece eserleri ya da onlar hakkında yazdığım katalog kayıtları yerine karalama defterlerinden gelecek çizimlerin de bulunacak olması benim için gerçekten çok heyecan verici bir durum. Bu projede konservatör olarak görevim, arşivlerin güvenli bir şekilde dijitalleştirilip eserlerin fotoğraflanmak için hazır hale geldiğinden emin olmak. Karalama defterlerin oldukça hassas bir durumda olmaları işimizi biraz zorlaştırıyor. Dijitalleştirme, eserlerin bir kopyasını yarattığından, örneğin bir mektupla ilgilenen biri, artık o mektubu fiziksel olarak incelemeye gerek duymuyor. Bu da eserlerin korunmasını kolaylaştıran bir durum. Çünkü eserlerin ele alınarak incelenmesi koleksiyon için büyük bir risk. Arşivdeki eserlerin bakımları, yırtıkların onarımı, kırışıkların ya da katlanmış ve kıvrılmış dokümanların düzleştirilmesi gibi işlemleri içeriyor. Sutherland'ın karalama defterlerine yakından baktığınızda onlara çok da nazik davranmamış olduğunu görürsünüz. Bu defterler onun için önemli olan ve dikkatlice sakladığı şeyler değillermiş. Sanki kirli birer fırça gibi onları öylece ortalıkta bırakmış. Sutherland'e ya da herhangi başka bir sanatçıya ait çerçevelenmiş bir resme baktığımızda aklından neler geçtiğini tam olarak anlayamayız. Bunu anlayabilmek için eserin son kompozisyona dönüşene kadar nerelerden geçtiğini görebilmek gerekir. Karalama defterleri de bize bu anlamda çok yardımcı oluyor diyebilirim. Sutherland'in karalama defterlerine erişim sağladık ve teknolojiden faydalanarak izleyicilerin sayfaları çevirebilmesini de mümkün hale getirdik. Mümkün olduğunca eğlenceli bir deneyime dönüştürmeye çalıştık. Sayfaları istediğiniz gibi çevirip döndürebilirsiniz. Sanatçıların da her zaman şekle sadık kalmadıklarını biliyoruz, öyle değil mi? Karalama defterleri enine, boyuna, sağdan sola, soldan sağa, oldukça düzensiz karalamalarla dolu. Bu teknoloji sayesinde karalama defterlerini aynen sanatçının onu kullandığı gibi kullanabilirsiniz. Bu, sanatçının 1940'ta yarattığı bir karalama defteri. Çok eski ve yıpranmış olmasına rağmen, sayfaları yakından incelediğiniz zaman, ne oldukları çok da belli olmayan çizikleri ve boya izlerini yakından görebiliyorsunuz. Sanatçıyla birlikte bir seyahate çıkmış ve orijinal eserden daha derin bir deneyim elde etmiş gibi hissediyorsunuz.